tereddütlü bir açıkla bütçe bağlandı. Biz TC ile de toplandığımızda onlarla da bir araya geldik, değerlendirdik ve bütçenin 400 milyonun üzerinde bir açığı vardı. 2009 bütçesinin. Ve bunlar 213 milyonluk verdiler. Ve 130 milyon civarında bir tasarruf kendilerine göre öngördüler. Ve neticede yine 100 milyonun üzerinde bir açık kaldı. Yani ortada ne olacağı belli olmayan bir açık kaldı. Tabii o 100 milyonluk tasarrufu da öngörürken taşımacılıkta tasarruf öngörüsü vardı. Burslarda tasarruf öngörüsü. Taşımacılık mı? Öğrenci taşımacılığı. Aksine biz artırdık taşımacılığı. Yani nasıl artırdık? Veren? Bakanlar Kurulu'ndan geçirdik karar, işte taşımadığımız yerleri de ilave ettik. Bu biline biline ya. Niçin yani? Bilmiyorum, Eğitim Bakanlığı öyle uygun gördü. Allah Allah. Biz mani olarak sıkıntı olduğunu söyledik ama bilmiyorum yani, bakanlar bundan geçti. Yani burslarla ilgili siz de hani öyle uygun görmüştünüz, kredinin yaygınlaştırılması evet. yönünde bir düşünceniz vardı. Onu da hayata geçiremedik. Yani tasarruf tedbiri olarak alınabilecekler alınamadı. Yani o neticede bütçe her ay memur maaşı ve benzeri ödeme için her ay 40 milyona ihtiyaç duyuyor. Bunların öngörülerinde ise 20 milyona yakın bir destek öngörüsü var. Haliyle her ay 20 milyonluk bir açık oluşuyor. Bunu Ocak ayında biz gittik işte teknik heyetle konuştuk falan. 20'de aldık, 40 milyon aldık. Ve Ocak ayı bir şekilde ödendi. Ama o da Aralık'tan sarkmıştı biliyorsunuz, 9'unda ödeyebildik. Sizlerin girişimine rağmen verilen rakam yine çıkmamıştı. Hepsini vermediler. Evet, hepsini vermediler. Ve Ocak ayı öyle geçti. Şubat'ta benzer sıkıntı devam etti. Ama Şubat'ta da reel sektör ve yatırımda kullanılmak üzere avans şeklinde bir ödeme yaptılar bize. Ama TC projeleri açılmadığı için o avansların hepsini biz kullandık maaş ödemesinde. TC projelerinin için açılmadı. TC projeleri protokol imzalanmadı. Protokol Mart ayında imzalandı. Her sene öyle oluyor. Yani her sene Mart'ı buluyor imzalanması. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bütçesi geçmesi, açılması Mart'ı buluyor. Ve o amaçla verdikleri kaynaklara da biz Şubat ayı maaş ödemelerinde kullandık. Şimdi bu aya geldiğimizde, işte bu ay açık daha büyüdü. Bir de tabii gelirlerimiz de öngörülen gelirlere göre, işte dünyadaki krizin nedeniyle önemli bir gerileme oldu. İş çevreleri de herhalde belli bir ölçüde krizi kullanıyor. Yani kimsenin günahını almayalım ama Mart ayında önemli bir gelir azalışı var. Yani son tahminimizin de altında bir gelir azalışı var. Yani gözüken bizim işte hazine vasıtasıyla tahakkuk edenleri dışarı çıkarırsak 105 milyon civarında bir gelirimiz gözüküyor. 105 veya 110 civarında. Hazine ile birlikte 120'ye varıyor. Ama normalde 130 ile 135 arasında bir gelirimiz olması gerekiyordu. Yani 10-15 milyon civarında da orada bir eksiklik var. Yani sonuçta bizim işte bu ay sonu ödemelerini yapabilmemiz için bunlar öngördüler işte 35 milyon kamu kesimi için daha önce. Ama bunun 15 milyonunu sosyal sigorta için kullanmak üzere. Yani 20 milyon vermiş oldular şeye. Artı 12 milyon savunma için ve 10 milyon da yatırım avansı olarak vermeyi öngörmüşlerdi. Yani 57 milyonluk bir kaynak öngörmüşlerdi. İşte Hasan Bey'le beraber gittiğimizde, konuştuğumuzda, orada hava zaten biraz şeydi yani. Sizin de oradan girişiminiz olmasaydı kesinlikle Sayın Çiçek 1 lira vermezdi. Kesinlikle vermezdi. Ve o baskıyı da hissettirdi yani bize de. Ve Şaban Bey'in de orada olması, o arada hani bir giriş hatırlattı, tekrar Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'le görüştü falan diye bir hatırlatma da yaptı. Ve sonrasında ben o sözleri söylemeyeyim yani, bir takım sözlerle birlikte. Söylemiyor musun bana? Evet. Kereviz demiş. Nasıl dedi ama, bizi keriz yerine koyuyorsunuz yani mu dedi söylemedi. Yoksa koymayın. Bir iki defa söyledi. Bir daha söylemedi. Bir ne şekilde söyledi yani, koymayın mı dedi, koyuyorsunuz mu dedi? Koyuyorsunuz dedi. Bizi keriz yerine koyuyorsunuz dedi. Yani ben not ettim de söylediklerini yani, tabii ama bu şeyi gösteriyor yani, bayağı rahatsız olarak ama
sizden Tayyip Bey'e giden şeyde netti mesaj. Mesajda net olduğu için yapabileceği bir şey de yoktu kendi açısından. Ama en sonda söylediği bir daha dedi olursa ben... Görevden alabilirim. Evet, evet. Yani o noktaya kadar geldi. Çünkü ısrarla üzerinde durduğu reforma yönelik. Yani hava yollarını gündeme getirdi, limanı gündeme getirdi. Hava yolları efendim her yıl bize 50 milyon minimum şey getiriyor, yük getiriyor. Onlar daha uçak alırlar. Daha çok büyüyecek efendim fatura. Yani bu fatura... Onun için gitmedim ben resepsiyona. Evet. Fatura daha çok büyüyecek. Olur mu ya böyle bir şey? Zarar eden şirket nasıl resepsiyon yapar ya? O da daha uçak alır. Veya uçak alır da resepsiyon yapar. Öyle bir mentalite yoktur. Yeni Selik'te de yoktur uçakta. Ama belki, hayır, ama belki diyorum şeyi düşünürler ya. Büyüyerek. Hayır hayır, belki turizmi düşünürler. Yoksa onunla mı düşünürler? Onların sorumluluğu mu birinci derecede sorumluluğu? Ya o devletin sorumluluğu en genelde. O zaman öyle bir görev verecek kendilerine. Evet, böyle. Devletin öyle bir görev verecek. Onlar da tam tersine diyecekler lazım ki tamam ama bizim bu zararımız olacak, bu zararımızı bize devlet nasıl karşılayacak? Neyse, ne dedi başkanım? Evet. Sayın Çiçek Efendi, hava yollarıyla ilgili daha önce de söylemişti, daha önce de bir araya geldiğimizde. Bu çalışanlarla ilgili ne kadar mükellefiyet doğarsa ödeyelim, bir defa ödeyelim, kurtulalım bundan. Ama her yıl her yıl önümüze gelemez ve aldığımızda da efendim bunu gündeme getirmişti. Altın hisseyle devlet tarifelerle ilgili bir şeyini, pozisyonunu belirleyecekti. Ve normal özel sektöre bir şekilde... Yani hava yollarının çözümü olmadı. Limanlı. THY'ye mamaya hatı fark ettim. Evet. Yani biz gerçek anlamda bir özelleştirmeden kaçıyoruz nedense. Çünkü işte şeylerimiz var. Tabii orada tartışmalar da oluyor. Geçen gün Murat Ersoy'un bir şeyini yolladı ya. Tabii onlar karşılaşıyorlar öyle şeylerle. Bu defa öfke duyuyorlar. Ve mesela şimdi THY'yle bir şeyler yaparak bu iş yapma biliyor demek ki bu evet, durumu. Ben mesela bilmiyorum ama evet, böyle biraz duyduydum sağdan sondan. Evet. Detaylı bilmiyordum. Şimdi de diyor burada şurada THY'ye yamasınlar evet, kendilerini falan filan diyorum. Yani şey de bir lafı da ilginçti. Türk Hava Yolları diyor kafasının geçemeyeceği yere teneke bağlanarak geçirilmeye çalışıyor. Buyruğuna teneke bağlanarak. Buyruğuna, ha. O delikten geçmeye evet, çalışıyor. Yani kafasının geçemeyeceği evet, delikten buyruğuna teneke bağlayarak geçmeye çalışır. Evet. Her boku ya. Demek ki çok öfkelidir adam ya. Evet. Peki ama haklı mı bu öfkesinde? Öyle mi yaptık gerçekten yani? Efendim belli ölçüde haklılık tarafı var ama tabii yani bu dönemde söylenecek şeyler değil. Yani kişi olarak ben baktığımda çünkü seçim ortamına girilmiş. Demek ki hazmedemedi bu. Yani evet, Erdoğan'dan da böyle talimat gelmesini evet, belki de hazmedemedi. Öyle tahmin ediyorum. Ama gergin tavrı efendim daha önceki toplantılarda da benzer şekilde vardı yani. Ahmet Bey'le birlikte gittiğimizde böyle gergin bir tavrı var ve işte biz yapamıyoruz, biz yaşayamıyoruz, sizi yaşatmaya çalışıyoruz, siz gerekli tedbirleri alamıyorsunuz gibi bir yaklaşımı var. Mesela şeyi, tavrı çok sertti ama aslında içine baktığında, söylediklerinin yani özüne baktığında negatif değildi. Ha, negatif mesela değildi, tabii tabii. Bir ara şey dedi, bunu mutlaka yakalamamız lazım. Ben bunu söyledim başkana yanlış hissettim. Yani bu iş böyle gitmez, yani bu yıl içinde. Evet. İşte o oranları şey evet, yaptı ya, yani şu an itibariyle bize cari bütçeye %48 ayırdıklarının %48'ini vermiş oldular evet, 3 ayda. Ama sonrasında tamamladı, çözümü de söyledi adamlar. Çözümü de söyledi, belki dedi yeni bir protokol yaparız evet, dedi. Evet. Yani doğru, anladın, yani orada da ışığı gösterdi, evet, yani geleceksiniz buraya. Evet. Yapılacak ne yapacaksanız. Evet. Ondan yani sonra... Gidin dedi, haliniz görün, yoksa görün demiyor. Evet, demedi. Yani hı, anladın, yani tabii, o tabii, tabii, uzlaşmaz görünümün altında aslında şeyi işaret ediyor. Çekiş yolu var. Evet. Doğru. Ben sana ne dedim başkana tekrarlamak evet, isterim. Yani bence çok zeki bir adam. Başkan şeyi anlattım ya seçimlerle ilgili. Ve mesela öğretmen ne yapabilir? Tamam. İki yarım cümleyle. Çünkü istemiyorum da çok konuşurum ya ben istemiyorum şey yapayım falan. Nezaketsizlik yapayım. Ve anlattım ki barajı geçse bile büyük ilçelerde Gökboşa gibi durumu iyi değil. Dolayısıyla yani bir iki milletvekilinde kalabilir. Biraz sonra aynı şeyi anlattı bize.
Yani benim söylediğimden anladığı o saat o kadar laf kalabalığı içerisinde yani örneğin işte Lefkoşa'da yani küçük parti Lefkoşa'da bir milletvekili çıkartmalı ama o çıkaramayabilir dedim falan filan yani dürüstçe de söyledim. Yani şey eğilimlidir ha UBP eğilimlidir bu adam yani. Hayır. Ama net olarak ÇTP'ye yönelik şey net mesajı verdi. Üstelik teknik adamların yanında efendim yani Hasan Bey'le birebir görüşürken söyleyebilirdi belki ama teknik adamların yanında özellikle söylemesi sonra ben kaldım Şaban Bey'den bunlar şey çıktılar da ama aynı şeyleri söyledi yani. İçeride de ama o bir şeydi yani. Yani, yani nasıl dedi CTP kesinlikle hükümette olmasını isterim dedi yani net olarak şey dedi 18 sene dedi adam başbakan yaptı dedi meyve veren ne meyve veren düzgün meyve veren bir ağaç mı ya dedi bunlar geldi 3 senede 4 senede kuruttular mı dedi. Başkan şeyden taşa da çaktı. Dolaşır dedi şey diğeri dedi dolaşır üniversite dedi falan. Şaban'ın aklına denkleş dedi falan yani Cemil Çakar'ın söylemedi. Reformla ilgili de dedi işte teknik adamlar bir şeyler söyledi herhalde. Yok dedi hakkını da yemeyin dedi. Bu hükümet dedi, bazı reform şeyleri yaptı dedi. Bir kısmını da gönderdi meclise dedi. Ama meclis dedi, bizdeki gibi öyle uzun soluklu çalışmıyor dedi. O yani o öyle değerlendirdi. Ha, o öyle yapmıştı. O öyle değerlendirdi. Dolandı tembellik, dolayısıyla aslında yollarını geçirmeye niyetimiz yoktu. Onu ayrı bir konu. Peki, Zeren merak ettiğim nokta şudur benim ya. Şimdi bana Ahmet Uzun böyle takdim etmiyordu olayları. Yani şöyle, işte... Yani mesela bana hiç söylemedi para verdiği avans olarak da biz onu kullandık da bilmem ne. Bana söylediği işte geçen seneden bu kadar açık vardı. Bunlar bize bunu vermediler, 50 verdiler. Geriye kalan 50 duruyor. O 50 yüzünden oldu bütün bunlar diyor dediydi bana. Şimdi senin anlattığından her ay yani o 50 geçen seneden kalmaydı. Evet. Ha, ama her ay onlar 20 aslında biz 40 istediğimize göre her ay 20 daha açık var demektir. Peki Ocak, Şubat, Mart 3 ay daha 60 daha birikmesi lazım böyle öyle mi? 60 daha dediğiniz ilave olarak. Ha. Yani şimdi biz şeyde 40 aldık. Kamuya 40 aldık. Geçen ay kamuya 20 aldık. Ancak bununla birlikte 40, yaklaşık 60 evet. 60'lar olmuş oldu. Ama bunu nereden aldınız siz? Şimdi şeyden, kooperatiften sosyal sigortalar için kooperatiften kullandık. Yani sosyal sigortalar için geçtiğimiz yıldan 42 milyon ödeneği olmasına rağmen 42 milyon ödeme yapmadık biz sosyal sigortalara. Ve sosyal sigortalar kooperatif merkez yani bankası... Devletin ödemesini yapmadık. Evet. Hı. Ve sosyal sigortalar ister istemez 42 milyon bankadan borçlandı. O borç tabii faizlendi de 45-47 milyona ulaştı. Ve bu iki ayda da sosyal sigortalara biz yeterli parayı vermediğimiz için şu anda borcu sosyal sigortaların 73 milyon. Kooperatife. Bu kooperatifte nasıl bir risk yaratır? Şimdi kooperatifin büyüklüğü içerisinde 73 milyon önemli bir para değil. Yani kooperatif tek başına bu bir risk yaratmaz kooperatifte. Zeynel bir şey daha ya. Şimdi benim yani biz nerede yanlış yaptık diye sorarsam sana. Hı. Şimdi biz 2004'te benim başbakanlığım döneminde zaten ekonomiyle hiç ilgilenmedik. Bütçe bile geçiremediydik bilin. Hı. O zaman. Sonra galiba ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra geçti bütçe. Yanılmıyorsam. Öyle sanıyorum. Seçimden sonra da geçti. Olabilir çünkü seçimi. Ama hemen Cumhurbaşkanlığı başladı. Hemen seçimden başladı. Zannederim ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra geçti. Böyle tahmin ederim. Her neyse. Fakat işte ne bileyim o günlerde büyüme %12-13'lerdeydi. Biz bu büyümeyi yansıttık şeye. Maaşlara, ücretlere. Ondan sonra 2005 benim cumhurbaşkanlığı olduğum dönem yine büyüme devam etti. Galiba 2006'da da devam etti. Devam etti. Fakat sonra 2007'de durakladı falan
Fakat biz neredeyse duyuru yaptıydık ki yakında yerel gelirlerimizle cari bütçeyi karşılayacağız dedik. Bir... 2004'te öyleydi efendim, sizin görevde olduğunuz sene. Bize öngörülen, kamu kesimi için verilecek ödenekten kullanmadık. Ama niçin? Sonra ne yaptık ya? Yanlışlığımız neredeydi? Şurada belli ölçüde istihdam ve kamuya verdiğimiz artışlar. Yani bizim 2000... Nerede verdiğimiz? Biz 2006, 2005 ve 2006'da ciddi artışlar verdik. 2005. Toplamda efendim 2003 aralığıyla 2008 aralığında %71 tüketici fiyatlar endeksi var. Peki ama biz yani ihtiyacın, pardon, enflasyonun üstünde verdik. Enflasyonun üstünde. Bütün büyümeyi verdik. Büyüme artı da verdik. Söylüyorum ya, 2003 aralığıyla 2008 aralığı arasında tüketici fiyatları endeksi %71 arttı. Biz memur maaşlarına çıplak %127 artış verdik. Yani bunun içinde şey yoktur efendim. Örneğin barem içi artış alır kişi, örneğin işte üst kademe yöneticisi olur benzeri. Yani minimum %130 civarında bir artış oldu. Bu şu demektir, %60 civarında reel artış verdik biz 4 senede insanlara. Peki şimdi 2004 bitti. 2005'te seçimler oldu. Evet. Şubat'ta. Evet. Ha? Şubat'ta oldu. Evet, evet. Peki biz 2005 Şubat'ta ne zaman verdik artışı? Zannederim Mart ayında. Mart'ta olması lazım. Seçimden hemen sonra? Hemen sonra. Cumhurbaşkanlığından önce? Zannederim. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Hiç hatırlamıyorum. Yani o dönemde hemen seçim kampanyasını başlattıydık. Yoksa acaba seçimden sonra mı olduydu? Hatırlayamadım şimdi. Yani demek ki o zaman... Şimdi bizim ay sonları da 130 milyon civarında maaş ve benzeri ödememiz var. Her ay son. Bizim gelirlerimiz, yani toplam gelirlerimiz 110 milyon civarında. Peki Zeren, biz o zaman yani şimdi 2005'i boş ver. 2006'da da aynı şeyi yaptık. Evet. 2006'da da yaptık. Peki o zamanlar gelirlerimiz şeydi. 2004'te özellikle gelirlerimiz oldukça iyiydi ve 2004'ten bir miktar gelir zannederim Ahmet Bey size iletmişti, hani önceden alacağımız vardı alamadık, ona tuta verilebilir falan diye yıl sonunda dinliyorum sayın Mehmet zannederim. Ha evet, şarjayamadıydık bütün parayı. 2004'ten işte kullanamamıştık o miktarı. Evet. Kamu için ayrılan. Doğru, doğru. Ve 2004 yılı oldukça olumlu bir yıldı. Yani her yönüyle. Hay Allah, asıl cenizini şu alandan da tekemez. Demek ki odur esas mesele. Evet. Ha? Peki onu düşünemedik Dizeren. Yoksa siz uyardınız bürokratlar olarak da. Şimdi siyasilerle değerlendirme yaparsam yanlış olur. Yok, doğruyu söyle bana. Yani ya. Burada birini suçlamak değil ya bak. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben bilmek istiyorum. Çünkü bak bundan sonra Yerçetepe hükümette kalırsa ben bu işe daha fazla karışacağım. Yani niyetim odur. Efendim nacizane ben çeşitli şekillerde doğrudan size söylemedik ama yani keşke bakanlar kuruluna gitseniz ve müdahale etseniz. Yani sizin dönem, yani tabii Cumhurbaşkanlığına gelmeniz gerekirdi. Ama keşke bir iki sene daha mümkün olabilseydi. Yani başbakanlık, yani hükümet de sizin kontrolünüzde olsaydı. Yani her yönüyle maalesef bir takım sıkıntılar yaşandı. Yani her bakanlar kuruluna gidişler çarşamba günü biz önergelerle ilgili görüş yazıyoruz. Ve her çarşamba sayın bakanla görüşüyoruz. Her bakanlar bundan dönüşte de görüşüyoruz. Belli sıkıntılar var. Yani bir takım önergeler geçiyor. Yani bütçede ödeneği olmayan... Ha şeyden gelen mesela, diğer bakanlıklardan. Diğer bakanlıklardan gelen... Kamulaştırma mesela efendim, kamulaştırma 1963'ün kamulaştırmalarını bile şimdi ödüyoruz. 1980'lerde, 1990'lardaki kamulaştırmalar, projeler örneğin, karayolları bir proje yapıyor, şu yolu yapacak.
Yolu yalnızca asfalt ve benzeri işlemin maliyeti çıkartıyor. Elektrik boruları değişecek. Elektriğin direklerinin yeri değişecek. Bunların hiç maliyeti yok. Su boruları değişecek. Bunların maliyeti yok. Kamulaştırma maliyetleri hiç yok. Proje geliyor çıplak. TC'den alınıyor ödenek. İşte 2 milyon. Güzel yurt yolunda bunu yaşıyoruz. Ardından deniyor ki kamulaştırma 1 milyon kamulaştırma. Elektrik şeyleri değişecek şu kadar para. E tabi TC bunları ödemiyor. Mecburen dönüyorsunuz. İlkten gelse? İlkten gelse proje o boyutuyla gidecek. Birlikte geçecek. Yani, bir bütünlük proje yapmayalım. Yani içinde proje gitmiyor. Yapılmaz ya. Allah kahretsin ya. Olacak iş değil bu. Yönetim kalitesine ilgili başkanım. Evet ya. Kalite. Yani yönetimde kalite. Yani zaman zaman şimdi sorun, biz en kötü bürokratız yani diğer bakanlıklarla da talep gelir. Çünkü olabildiğince önünde durmaya çalışırız. Şimdi ödeme mesela, cuma günü ödeyeceğiz, mecburuz o parayı toparlayalım. Müteahhitlerle yüz göz oluruz. Gelir insanlar. Biliyorum. O da hoş değil. Ve yani müteahhitler de haklı. Haklılar. Çünkü sen maaş ödeyeceksin, müteahhide ödemen. Nasıl? O da maaş ödeyecek. O da maaş ödeyecek. Tabii. O da malzemesini ödeyecek. Yani piyasada çaklar dönmüyor. Demek ki biz Hasan... Sen ya şeylerde, iş adamlarda öyle bir şey yok da ben kasıtlığımı ödemiyorum diyorsun. Zaten para yok. İnsanlar evet. İşçilerine ödeyemiyor. Yok haklıdır insanlar. Birbirlerine ödeyemiyor. Evet. Yani o şey tıkanıklığı var anladın mı? Evet. Vallahi biz de bir anlamda taahhüt altına girdik bu meselede artık. Türkiye ile tabii bu olay... Ama bu olay da değil sadece Hasan. Ha. Bu seçimin yapılmasında... Evet. Efendim evet, söyleyeyim her şeydi yani ben taahhüt altındayım. Evet. Ve yani bu şeyi yani bundan sonra karışacağım kim ne derse desin. Seçimlerden sonra eğer CHP hükümeti kurulursa daha sık bakanlar kuruluna gideceğim. Yani başka yolu yok. Gideceğim bakanlar kuruluna ve bu konuları enine boyuna tartışacağız. Çünkü söz verdik artık yani bu sözden geri dönmek olmaz. Efendim yapılabilecek olan zaten ne tür bir hükümet kurulursa kurulsun. Yani sizin yönlendirmelerinizle bir format konması lazım hükümetin önüne. Yani çünkü TC ne kadar katkı yaparsa yapsın bu bizi bir yere götürmez. Yani bu yapı bizi bir yere götürmez. Götürmez. Yani mutlaka bir kesinlikle sağlayıcı bir... Tabii Zeren eğer yani korktuğumuz olur da UBP iktidara gelirse ben karışmam. Eyvallah. Yani tabii olur mu sen? Karışmam hiç anında. Yani Türkiye'ye karşı da bir sorumluluğum yoktur. Ben zaten kendilerine söylediydim. Yardım edin bu CTP'ye. Kazansın. Yani gerek çeşitli yollardan. Mesela ne bileyim ben kriz nedeniyle paket yapın, onu yapın. Bunu da söyledim ben Erdoğan'a. Bunların hiçbiri olmadı. Dolayısıyla eğer UBP kazanırsa benim bir yükümlülüğüm yoktur. Ben karışmam artık. UBP'yle de uğraşamam zaten. Ben UBP zaten hazmederim. Ben gideyim bakanlar kurulunun başkanlığını yapayım. Şart değil ki öyle karışasınız karışmadın. Bir türlü yolu var. Tamam ya. Yani ben karışamam ona. Ama CTP hükümeti kurulursa artık iyice karışmak lazım. Başka mesela hiç şey mesajı da öyleydi. Ben öyle aldım. Yani kesinlikle hükümette CTP'yi görmek istiyorum. İstiyorlar da yani nasıl sağlayacaklar evet. Onu? Nasıl yardımcı olacaklar? Çünkü şu ana kadar doğru düzgün bir yardım yapmadılar. Evet. Tabii 29'undan sonra yapacaklarını umuyoruz. Kendi seçimlerinden sonra. Bir şey var onların seçeneği de UBP, CTP koalisyonu. Tamam. Ama UBP'nin büyük parti olması durumunda iş gene zordur. Onu aslında birazcık ben söylemeye çalışayım. Yani UBP eğer... Çok yakın olmaları lazım. Istedim. Hayır UBP büyük parti olursa alır Maliye'yi ya. Maliye'yi aldım biter yani ne yapacak? Maliye UBP'nin elinde oldu mu istediğini yapar. Biz yaşadık onu daha önceki bir CTP o zaman bir tek şartla girmesi lazımdır şeye hükümete. Sadece Kıbrıs sorunu. Başka hiçbir konuda lazım sorumluluk almasın CTP. Yani Maliye'yi eğer UBP alırsa başbakanlıkta zaten biliyorsun o ikisi meşveretleşti mi her şey biter. Ama herhalde şeyler milletvekili sayıları eşit olursa ben bir başbakan olursa. Ha o tamam. O olur. O olur. Bütçe var. Bütçe meclisten geçmedi. O zaman olur. İş. Dikkat etmek lazım. Bakanlar kurulu kararları hazırlanırken dikkat etmek lazım. Ben bilmiyorum. Şimdi Zeren'e sorayım. Mesela Maliye Bakanlığı'nın aylık raporları var tahmin ederim. Hasan, Hasan biz Demokrat Parti ile hükümet yaptık. Hükümetlik yaptık. Ruhum bile sezmez. Sezmez ya. Adam verir yetkileri... istihdamlarda. Sen de ondan sonra koşturun. Tamam
mı oluyor Sayın Başkan? Açık olacak, şeffaf olacak. Hükümetin içinde eleştireceğin büyük ortağı. Evet. Olmaz. Olmaz olur mu Sayın Başkan? Zaten kötü olan bu ahlaki yapısıdır siyasetin. Yani kimse ahlaksızlık anlamında değil. Bu siyaset ahlakı kötüdür. Paylaşır, ortaklık yapar. Neyin ortaklığı? Herkesin bir evleri vardır ortaklık mı var? Yapamaz kardeşim. Yani insanlar kendi hükümetleri, kendi partileri içerisinde muhalefet yaparlar. İlkeler meselesi. Neyse, şimdi teorik şeyleri tartışma. Ben sana söylüyorum. Eroğlu başbakan olursa bu iş yürümez. CTP'nin hükümet ortaklığı CTP deklare edecek bana göre. Benim bir tek fonksiyonum vardı burada. Kıbrıs sorununun başarıyla sonuçlandırılması. Ben gerisine karışmam demesi lazım. O zaman CTP dükkanı kapatsın. Öyledir. Kapatacak zaten. İkinci parti olursa ne yapacak? Çünkü Kıbrıs sorunu da Aristofias'a bağlıdır. CTP tamam. Dükkanı kapatsın, siyasetten çekilsin. Kıbrıs tarafını, yani Kıbrıs Türk tarafını canlı tutmak için CTP öyle bir rol üstlenecek. Ekonomiye dokunamaz sen. Bilmem, meğer ki Zeren'in de dediği gibi Maliye Bakanlığı'nı alacak. Maliye ve ekonomiyi mesela. Ama UBP'nin tek başına gelmesi efendim zaten mümkün değil herhalde. Ama UBP olsa bile, öyle bir durum olsa bile mali konularda tedbir almak zorundadır. Yani kim gelirse... Hayır, alacak Zeren. Benim ona itirazım yok. Evet. Alacak tabii ki. Ama o zaman ben onun sorumluluğunu almayacağım. Haklısın. Yani benim söylediğim odur. Ben onun sorumluluğunu alamam. Ne kamuoyu nezdinde. Yani çünkü bir de şey var. Bizim sendikalar şunlar bunlar var. Hadi kına yakın diyecek kendilerine. Evet. Yani buyurun yapın. Doğru. Yani ne yapabilirseniz yapın. Şu geldiklerinde bana UBP'yi şikayet etmeye dinlemeyeceğim kendilerini. Ama CTP olduğunda öyle yapamam. Hele şimdi bu yeni dönemde CTP tekrar hükümeti kurarsa ben mecburum yani CTP'yi daha sağlam tutmak için elimden geleni yapayım. Şimdi UBP hükümeti kurarsa da bir reform hareketi sürdürmeye çalışır sadakatla o reform hareketine ve yani en konu makul ve şey akılcıl bir reform programı olur. Öyle bir şey yapmaz ya. UBP sadece Türkiye'nin istediklerini para alabilmek için mecburen yapacak, hatırlamaz mı ya sen şeyde 2001'de sadece onu yapabilecek ama yapabildikleri kadarını yapacak. Allah bilir ne kadar da kaçıracak. Yapmamaya çalışacak. Destek olacaksınız hükümete, yoksa muhalefet edeceksiniz hükümete. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ne muhalefet edeyim? Niye muhalefet edeceğim ben? Ben muhalefet mi? Benim görevim. Destek mi olacaksınız? Yani bilmem. Diyeceksiniz ki bu tedbirler zorunludur. Yoksa CTP'de bile değemedik doğru dürüst. Sırf şey yapabilmek için. Şey değil, yani artık bir dön noktasında artık bu sütürler. Öyledir. UBP artık gizli bir şey de yapamaz efendim. Bir tek istihdamları belki yeterince takip edemeyebiliriz. Ama şimdi belirli bir şeyimiz de var. Mutlaka onu da takip ederiz. Yani öyle bir durum da olsa. Şimdi aylık zaten ertesi gün, yani hesaplar kapandığında ertesi gün bütün şeyler çıkar, aylık raporlar çıkar. Yayınlamıyoruz bunu açıkçası internette. Onu da açık yürekli söyleyeyim. Bir takım şeyler ortaya çıkmasın diye. Yoksa ertesi gün yani 31'i birinde ay sonu hesapları hazırdır. Çünkü şimdi yazılım tahakkuk esası münasebedir. Analitik bütçenin altındadır. Hiçbir sorunumuz yoktur. Yani ayrıca toplama çıkartmaya falan ihtiyaç yok. Ve 2005'ten sonra da Zeren'in adını girdiğinizde Zeren'le ilgili bütün ödemeleri alt alta görebilirsiniz. Başka yerlerde aramaya gerek, ne amaçla yapıldığı hepsinin dökümünü görebilirsiniz. Yani kimse saklayamaz bundan sonra. Bir tek işte bu yetkiler... Yayınlamayınca saklamış olmaz mı Zeren? Şimdi açıkçası yayınlayamıyoruz. Hayır yani... Evet. Ama biz bir şekilde onları artık yani bu noktadan sonra mutlaka takip eder durumda olacağız. Hı, anladım. Yani... Yapılması gereken şey Sayın Başkan, açıklıktır, şeffaflıktır. Toplum nereye gideceğini kendilerine verecek. Yeni bir dönem başlıyorsa 27. Yeni bir dönem başlamaz Hasan UBP'nin gelmesiyle eski döneme dönüş olur. Ne yeni dönemi ya? Bak nasıl anladın, sen UBP'nin gelmesiyle şudur budur. Ya. Öyle ya, geriye gidiş olur ya. Yapamaz. Neyi yapacak, göreceksin. Göreceksin neler yapacak. Hiç olur mu yapamaz? CTP yaptı da kaç zamandır? Yaptı da ne? Yaptı işte. Hala daha devam etti. Şimdi orada şu oldu. TC takip edemedi yeterince açıkçası. Ya.
belki benim kişisel hatam da var yani onu da açık yürekli söyleyeyim. Yani teknik heyetlerde olabildiğince durumu idare etmeye çalıştık. Yani ben geriye döndüğümde de açıkçası ne kadar doğru yaptım diye de düşünüyorum ama şimdi ben bir bakan tarafından atanmış görevde bir kişiyim. Yani sizin yanınızdan çıktıktan sonra İbrahim Bey söyledi. Yani Zeren sen de bizden bir şeyleri saklıyorsun. Şimdi yani hava yollarını ben söyleyemezdim. 31'inde efendim 31 Aralık'ta hava yollarının yönetim kurulu geldi ve o saat 50 milyonluk işlemi yaptı. İşte zor durumda düşecekler bilançolarından, işte uçak alım şirketlerine karşı zor durumda olacaklar diye. Şimdi bunu ben söyleyebilir miyim? Ben lüzum o gün çantamı alayım ve çıkayım şeyden, Maliye Bakanlığı'ndan. Yani bu, ne yaptınız yani o gün anlamadım. 31 Aralık günü biz Kıbrıs Hava Yolları'na zararı için 50 milyonluk ödeme talimatlarını yaptık. Hazine Müdürü'nü çağırdım, Bütçe Müdürü'nü. O saat o işlemleri yaptık. Çünkü bilançolarında o gün itibariyle... Yaptın ama ertesi gün geri aldın, ne yaptın? Aynı gün aldım. Aynı gün aldım ben. Ama şimdi o 50 milyon efendim depozito hesabını yaptık, daha önce de yaptık. Ve vergi vermiyor. Bizim adımıza tahsilat yapıyor biletlerden. Ay sonu geliyor, diyor ki bu kadar tahsilat yaptım, benim hesabımda param var, oradan kullanayım. Yani biz vergiyi bir defa peşin öder gibi alıyoruz elinden ama bizim adımıza tahsilat yapıyor, onu ödemiyor bize. Sen işten anladın, 50 milyonu nasıl yaptın? Ben anladayım, daha basit kalktım. 50 milyonu verdiler, sermayesine katkı. Onun işlemini yaptılar, şirketi güçlendirdiler. Sonra bunların da nakide ihtiyacı olduğu için, sadece nakit meselesinden, o 50 milyonu bir bilmem kaç senelik vergilerini ileriye dönük ödemiş gibi o 50 milyonu geri aldılar. Dolayısıyla from o andan itibaren Kıbrıs'ın Hava Yolları vergide muaf oldu ta ki 50 milyonluk vergi tahakkuk etsin. Zaten sen bunu vermiş oldun. Tabii. Ama nakidi geri almak için de peşin olarak sanki KTR'ye vergisini ödemiş gibi. Vay müşkilatçılarım. Anladın? Ama uzun. O saat yapmamız lazım. Aman battı şirket, rezil olacağız. Şu bu. O saat yaptı. Şimdi ben bunu yani söylersem lüzum çantam alayım. İnsanlar orada söyledi. Yani açık söylemediler ama bana yani... söylediler. Bazı dediler kurumların vergilerini tahsil etmiyorlar. Böylece gelir kaybına uğruyorlar. Söyledim. Büyük kamu kuruluşlarının dediler vergilerini tahsil etmiyorlar. Yani Zeren şimdi demek isten ki sen UBP'de gelse bunları yapmak zorundadır. Bir çaresi yoktur. Ama bir çaresi var. O da şudur. Eğer krediyi Türkiye genişletirse yok. Genişletemez. Niçin? Yani bu boyutta genişletemez. Türkiye'nin o bir mükellefiyetini yapması lazım. Artı 300 milyon daha vermesi lazım. Veya 250 milyon da. 250 milyon da veremez. Türkiye 2 ayda yıllık açık öngörüsünü kullandı. Onlar da seçime giriyorlardı. Hem de krizle üstüne geldi. Ha kendileri. Yani kendileri de çok sıkıldılar. IMF'in imzalamadılar şeyini. Evet. 29'una kadar. Evet. Ki bütün o şey nasıl ki sana verdi %48'ini 3 ayda. Evet. O kullandı. O da geldi kullandı bütün marjlarını. Evet. Bütün marjlarını. Ve şeyden sonra şimdi öyle bir süren yapacak. Herkesin kafası gidip cam olacak. Evet. Tabii tabii. Ve tabii o bizi de etkileyecek. Beyaz eşyaları ödeyecek. Geri. Neyse anladık ya ne olduğunu. Şimdi demek ki biz şey yapacağız. Yani görünen odur ki hakikaten Türkiye ile beraber çok ciddi tedbir alacağız. Tabii bizim ciddi sıkıntımız burada sendikalar olacak. Ne yapacaklar? En güzelini ben size söyleyeyim. Bilmem ne yapacaklar. Söyleyeyim ben. Yani güzelim. O kadar... Yani, en güzeli bir ay grev etmeleridir. Şeyin en büyük sorunumuz tabii burada bizim arkadaşların istikrarlı ve katı durmamaları, duramamaları oldu. Yani istikrarlı ve katı dursalardı bu sorunlar bu noktaya kadar gelmezdi. Karar aldılar, ertesi gün vazgeçtiler. Karar aldılar, ertesi gün vazgeçtiler. Şimdi umarım ki öyle olmaz. Şimdi şöyle bir ay grev yaparlarsa bir aylık maaş ne kadardır Zeren? Kardayız biz bir aylık. Kaç paradır? Bir aylık grev 80 milyon. 80 milyon. Şimdi şöyle bir şey yaptın. Onların kasalarındaki grev fonları
Ötesinden bakayım. Bitir. Yarım yani Adnan geldi o kadar yalvardı o daha önceki grevlerinde. Hazine bonosunu yatırdı falan. Şöyle böyle aman verilsin. Ne yaptı? Hazine bonosuna parayı yatırmıştı şeyde. Grev ödemesi yapacak diye. Biz kesintiyi yapınca ortalığa ayağa kaldırdı. Ondan sonra yumuşaklıkla geldi yalvardı. İlla bu kesintiyi şimdi yapmayın. Hazine bonosundadır. Paran işte gelen ay çekiyor diyeceğim şu bu. Yani sendikalar bir başka şey. Yani sendikalar eğer düzene koymak istersek ya, aidatlarını biz toplamazsak bitir sendika. Sendika diye bir şey doğrudur yapmaz. Aidatlarını sen toplamazsan doğrudur. Onu da değiştirmek lazım. Başka bir şey daha. Hiçbir sendikacıyı 2 yıldan fazla bir dönem yani aşağı yukarı 2 yılda verdiğin genel kurumları kabul edilmeyecek mesleğini uzaklaşsın gitsin sendikacı yapsın hükümetten. Şimdi Şener Ecil öğretmen mi? Yarın kaybettiğinde ben onu mecbur muyum öğretmen diye istihdam edeyim? O var senelerde girmedi sınıfa. Ben ona bir tolerans tanıyorum. Bir sendikal hak 2 yıl kardeşim 2 yıldan sonra başka biri kabul etmem. Bir de zamanlama da uygun. Nisan'dadır seçim. Mayıs'ta hükümet kurulacak. Sen çünkü öğretmensin. Nedir Mayıs? Mayıs'ta hükümet kurulacak. Özellikle öğretmen sendikaları agresif davranıyor. Haziran'ın içinde bunlar ardı ardına eğer düzenleme yapılacaksa yaz döneminde yapılır. Yani okullardaki grevler falan kalkar. Açıldığında belki yapacaksa bir yapalım. Burada bir program mesela. Başka bir sorun mesela başkan. Bence. Ben bunu konuşma üzerinde. Şimdi Nisan'da yani en güçlü olasılık bu maaşlar ödenemediğinde bu zaten Türkiye bürokrasisinin elinde, Cemil Çiçek gibilerinde, Toruk Apakan gibilerin elinde. Nisan'da ödenemeyecek. Nisan'ın sonunda yani. Sonunda. Bir manivela olacak. Siyasette kullanılacak bir araç haline gelecek bu. Ve UFCTB koalisyonu bu şekilde dayatılacak. Yani UEP ararsa işlerin öyle yapacağım, böyle yapacağım. Ergen'e ki boş versin. CDP ararsa toplayacağım, düşükleri de hükümet yapacağım. Pazarın öyle çok parçalı bir şey çıktı, meclis çıktı. Yok ya, CDP mutlaka tabii UEP'yi tercih etmelidir ama yani buradaki kritik nokta şudur. CDP lazım UEP'den fazla milletvekili çıkartsın. Şimdi bunu 29'undan sonra, şimdi biz Şaban'la konuştuk. Yani onu sağlamalıyız. 29'undan sonra Ankara'ya tekrar giderek bu operasyonu biraz daha sürdürmek lazım. Yani o Ferdi'nin promote edilmesini evet. Türkiye o... Tabii şey olursa, yani UBP çoğunluğu alırsa CTP de şeyi alır, dış işlerini alır. Niye ama dış işlerini alsın CTP? Niye alır? Hani? Dış işlerini alması lazım. Niye? Dış işleri belirle Kıbrıs politikası mı? Dışişleri önemlidir. Dışişleri engel olabilir. Hiçbir şey engel olamaz dışişleri siz burada olduk sonra. Bu sadece sizin rahat etmenizi sağlar. Evet. Ama hiç kimsenin rahat oturmaya hakkı yok. Ama yok zaten CTP hükümette olunca ben gene rahatım. O zaman bir memur olur. Büyük bir ihtimalle yani %90 ama genelde öyledir ve dış işlerini alır genelde. Sen başkan o zaman değişecek işte ezberler değişmezse bu toplum değişmeyecek. Biraz önce zaten bana aynı ezberi söylediniz. Yani ben sorumluluğu kabul etmem CTP'de. Ya kabul etmem zaten. Eğer UBP gelirse hükümete ne için kabul edeceğim ya? Deli miyim? Ben onu söylemedim hemen üstünden. Ben şeyi söyledim. CTP kabul etmesin. Ben sadece Kıbrıs sorunu için... Hayır, ekonomiye müdahale edemezse diyorum. Yani eğer bu şimdiki gibi bir hükümet kurulacaksa hem maliye hem başbakanlık şeyde olacak. Bir kere kesinlikle almaması. İki parti daha yeterince büyük olacak. Yani bir partinin 20 milletvekilinin, diğerinin atıyorum falan. 4 tane fark olsun. 16 milletvekili olsa bile ikisi de büyük partidir. Yani birisi işte 20-22, birisi 5 milletvekili marjinal bir parti değil. Doğru. Burada. O zaman da işleriyle yetinir. Yani burada esaslı bir şekilde yetkiler paylaşılacak, program paylaşılacak, sorumluluk paylaşılacak. Yoksa gitsin vursun bir küçük. Evet ya, bu memleketi kurtarmak için o iyi olur. İyi olur. Öyle şimdi olursa... Bu manivela geçince Türkiye'nin eline ki maaşları ödenemeyecek insanda o istediğini dayatacak. Yani o maaşlar yoktur şimdi ben geleyim de ben idare ederim Türkiye'yi falan. Öyle bir şey kimse söyleyemeyecek. Dolayısıyla bence Zeren şimdiden bir hazırlık yapmaya başlasın. Bu program için. Çünkü adam bize bunun işaretini verdi. Dedi ki, evet Zeren bu doğrudur. Yani eğer CTP hükümete gelecek olursa özellikle yani şimdiki gibi bir reform sürecini sürdürme söz konusu olursa
bunun için hazır olmamız lazım. Yani o ve yani bunu şeyden bekleme. Yani hükümetten bekleme, hükümetin siyasi kanadından bekleme. Yani öyle bir iradelerinin olabileceğini düşünmüyorum. Ana şeyler bellidir. Yani bunları bilmemiz lazım. Bunları ve yani ve bunu yapmamız lazım. Ha. Yani her halükarda yapmamız lazım. Ben bu Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın özelleştirilmesi konusunu konuşurken şey de dedimdi. Yani hani Türk Hava Yolları'na veririz bu görevi ya. Türk Hava Yolları'na deriz ki sen bu ihtiyacı gidereceksin görev olarak. Ve ben Türk Hava Yolları'nın bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Ama şeyi uygun görmezler efendim. Türk Hava Yolları... Hayır onu demedim. Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları ile kavga ederken, onun personeli grev yürütürken örneğin Kıbrıs'tan uçuşları aksatmamaktan bahsediyorum. Onu yaparlar efendim. Ha, benim söylediğim odur. Bir de şey söyledi Sayın Başkanım Cemil Çiçek. Ya o dedi, bu zaten vardı bu öneriler biliyorsunuz Pelasus'un da Atlas'ın da. Bize böyle önerileri var daha başka da. Yani bunların dolayısını yapar durma düşmeyeyim şimdi ama o bayrak taşıyıcılığı meselesi. Bunu biliyorsa, ya dedim ya adam yani boşuna evde öldüğün adam olmadı o Salih Çoşar gibi Özal'dan beri bakanları var. Kim o bu? Cemil Çiçek. Özal'dan beri bakanları ne yapar ya? Ve Özal'ın bakanıydı şey Cemil Çiçek. Anlattı uzun süre çalıştım. Dedi ki bu bayrak taşıyıcılık sorunsa dedi. Ben bu cümleye dedi. Ben size hazırlayayım şartnameyi dedi. Yok kolay mı lan? Yani ya şirketin şey. Adamın söylemesi önemli. Farkındadır lan. Adamın söylemesi önemli. Ben hazırlayayım şartnameyi dedi. Bayrak taşıyıcılık devam etsin dedi. Anladın yani ne kadar dahil oluyorlar. Yani evet, kanaatlarıyla yapılacak şeyler aşağı yukarı bellidir. Tamam. Ve Hasan Bey tabi izah etti. Benim Ankara'dan son aldığım intibada mutlaka ÇTP'nin içinde olduğu bir hükümettir öngörüleri. Yani onun dışında bir öngörüleri yok ve Eroğlu'na da ikazlarda bulunduğunu söyledi. Bilmiyorum Hasan Bey söylediyse bütün partilerin de şeylerini söyledi Hasan Hanım. Toparlamış. Programlarını almış. Evet. Ve şeye bakmış ha, ekonomi bölümleri. Tamam. Şimdi dolayısıyla Sayın Başkan, 22'sinde, 23'ünde siz bütün seçeneklere göre Cumhurbaşkanı olarak senaryolarınızı hazırlayın. Yani işte bunu, bu... Ama sadece bu konuda değil, yani hükümet... Mesela mecbur değilsiniz verirsiniz hükümeti birine. Çağırabilirsiniz kendine, diyebilirsiniz. Ne yapacaksınız vebayla? Yani niye hükümet olacaksınız? Nasıl? Yani tamam aldım bir oy, bir hükümet kurulacak. Bana söyle niye hükümet olacaksın? Seni ben başbakan tayin edeceğim. Yapacak. Yapacağız da bu şeyi yani zaten ihmal etme. Tabii. Hazırla böyle bir şey benim de anlayacağım şekilde de bana. Hı. Yani bir belki daha sofistike olabilir. Şimdi ama zaten şeyle, TC ile imzaladığımız ve gözden geçirdiğimiz protokol var. O protokolda uzun zaten uzun uzun şeyler var onda ya. Öz olarak ben çıkartayım size. Hava yollarıyla ilgili şey var, limanla ilgili, mağazayla yani ilgili. Sonra liman var. Konusunda gecikmeyi de anlamıyor. Hiç. Sen anlamıyor. Sen şey yapacaksın arkadaş bak. Yatırımlara bir kuruş harcanmayacak önümüzdeki dönemde. Gerekirse 2010'da da aynı yolda gidip geleceğiz ama sistem iyileşecek. Yani kademe düşecek. Yani burası rekabetçi bir yapıya bürünecek. İki sene sonra yapıya yatırılacak. Doğrudur ya. Beytembal kalsın. Zaten belki de o zamana sorunu da çözecek. İnşallah. İnanmak isteyerek Hasan. İnanmak isteyerek. Hadi inan. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar.